Merhabalar. BIOT yani kendi cihazını getir politikası için 7 önemli noktayı vurgulayacağımız webinarımıza hoş geldiniz. Öncelikle katılımınız için teşekkür ediyoruz. Ben Onur Erişken. Karar'da Tümleşik İletişim Çözümleri Departmanı'nda ürün yöneticisiyim. Buradaki iletişim bilginden bana bu webinarımız sonrasında da her zaman ulaşabilirsiniz. Öncelikle BIOT kavramı nedir diye başlayalım. Biliyorsunuz ne zaman yeni bir teknoloji kavramı ortaya çıksa hemen teknoloji grupları bunu bir kısaltmayla tanımlarlar ve bunun herkesin de bildiğini varsayarlar. Bring your own device kelimelerinin birleşiminden oluşan BIOT kavramı da işte böyle oluşmuş bir kısaltma. Biz bunu Türkçe'de genelde kendi cihazını getir olarak vurguluyoruz. Biliyorsunuz artık mobilite çok yaygın ve işletmeye pek çok rekabet avantajı getiriyor mobilite kavramı. Bu BIOT kavramı ile ilgili yani mobilite içine birleştiği BIOT kavramı ile ilgili öncelikle söylememiz gerekiyor ki korkulacak bir şey yok. Bu kavram aslında iş dünyasında çok geçerli böyle büyük bir sertifika gibi bir şey değil. Burada bring your own device kavramıyla biz kurumda çalışan kişilerin artık kendi cihazlarını da kurum uygulamalarının bir parçası haline getirebilmelerini kastediyoruz. Burada işin temelinde mobilite var. Bu nedenle bu taraftaki rakamlara biraz göz atarak başlayalım. Günümüzde IT yöneticilerinin %63'ü mobilitenin işletmelere rekabet avantajı getirdiğini düşünüyorlar. Ve yine IT yöneticilerinin %71'i mobilitenin işletme için öncelikli konu olduğunu düşünüyorlar. Burada bu zorunluluğa o kadar büyük bir önem atfediliyor ki bazı ülkelerde mobiliteye odaklanma oldukça yüksek oranda gerçekleşiyor. İşte burada bazı rakamları görüyorsunuz. Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hindistan'da, Brezilya ve Singapur'da artık %60'tan fazla mobiliteye önem veriliyor. Ve buraya büyük bir odaklanma yaşanıyor. İşte bu süratle gerçekleşen bu mobilizasyon hamlesiyle işletmeler uç birim maliyeti darboğazına doğru sürükleniyorlardı. Fakat artık BIOT kavramı bu noktada şirketlere bir can simidi gibi yetişti. Son dönemde artık iş insanların gittikleri bir yerden çok yaptıkları bir aktiviteye dönüştü. Çalışanlar kişisel ve iş cihazlarını ayrı ayrı taşımak ve sürekli değiştirme konusunda ciddi sıkıntı yaşadılar ve artık bunu istemiyorlar. Bu yüzden hem kurumsal hem de bireysel verilerin tek bir cihazda toplanması ile ilgili güvenlik ve gizlilik sorunları ortaya çıktı. İnsanlar tek cihaz kullanmaya başladıklarında tabii ki işte bu durumda kurum güvenliğiyle çelişen bazı noktalar ortaya çıktı. İşin sonunda aslında cihazın kimin olduğunun pek bir önemi yok. Cihazın sahibi çalışan da olabilir, işveren de. Fakat iş yerindeki uygulamalar için kendi akıllı telefonlarını veya tabletlerini kullanmak isteyen çalışanlar bu noktada özellikle maliyet karlı açısından çalışanların kendi cihazlarını kullanması yönünde çalışmalara başladılar. Ancak bu süreç hem kurumsal hem de bireysel verilerin tek bir cihazda toplanmasına neden olup güvenlik ve gizlilik sorunlarına yol açmaya başladı. BIOT'un faydası nedir? Hani buradan başlayalım. Gerçi faydası konusunda ilk akla gelen şey siz de tahmin ediyorsunuz ki çalışanlara yeni bir teknolojik oyuncak veya bir cihaz almak gibi kaynaklanan işte böyle bir tablet ve akıllı telefondan oluşan 1000 dolarlar mertebesindeki bir harcamaya artık gerek kalmadı. Ve tabii ki diğer bir önemli faydası da çalışanların birden fazla cihazı kullanması gibi bir gereklilik ortadan kalktı. BIOT sayesinde hem çalışanlar tarafında hem kurumlar tarafında böyle önemli bir avantaj yakalandı. Fakat bu noktada çalışanların yani bu cihazları kullanan kişilerin tek bir talebi ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki de uygulamalara erişim için network ve internet erişim sağlanması. Burada tabii ki burada avantajlardan bahsederken şimdi işte internet ve networks, internet erişiminden ve network paylaşımından bahsettiğimizde tabii ki artık bu güzel şeyin ceremesinden de yani dezavantajlarından da bahsetmemiz gerekiyor.
artık BIOS nedeniyle şirketin teknoloji altyapısını yönetmek ve kontrol etmek için çalışan CEO'lar, yani BT yöneticileri, BT departmanları için yeni zorluklar ortaya çıkıyor. Kontrol edilmesi gereken ek bağlantılar, güvenlik endişeleri, planlanmamış sistem yükleri. Örnek vermek gerekirse çalışanların IT'den oldukça farklı alanda ve çeşitlilikte erişim talepleri olabiliyor artık. İşte mesela üstelik desteklenmesi gereken de platform sayısı arttığı için işte bu platformlar üzerindeki kullanıcılara sosyal medyaya erişim, işte dosyalarına erişim, dosya paylaşımı, mesajlaşma, kurum içerisindeki uygulamalara erişim, CRM satış uygulamaları gibi işte olabilir veyahut da işte başka içeride çalışan uygulamalar gibi, bunlara hep erişimle ilgili kendi cihazlarından farklı, yani birden fazla cihazların erişimiyle ilgili yeni talepler ortaya çıktı ve bu taleplerde tabii ki de BT departmanları üzerinde ciddi bir iş yüküne dönüştü. Çünkü bunun hem güvenlik tarafı hem bunun network tarafındaki entegrasyonu sağlamak için yapılması gereken bağlantılar ve bunun networklere, yani kurum altyapılarına getirdikleri ek yükler ortaya çıktı. Bir taraftan da biliyorsunuz artık BIOS kurumlara girince ne oldu? Desteklenmesi gereken platform sayısı günden güne artmaya başladı. Artık işte kurumlar sadece tek bir Windows'la yetinmeyip Android tarafında, iOS tarafında, Windows tarafında, mobil Windows tarafında, hatta BlackBerry tarafında gibi farklı farklı pek çok altyapıyı desteklemeye çalışıyorlar. Bu da tabii ki de IT tarafında çok ciddi bir iş yükü doğuruyor. Peki, biraz böyle bu konuya odaklanmaya başlarsak eğer, yeni nesil çalışanlar nasıl çalışıyor, buna biraz değinmemiz gerekiyor BIOS kavramının üzerinden geçerken. Artık pek çok kurumdaki çalışanları 3 gruba ayırabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi hareketli kullanıcılar. Bu hareketli kullanıcılara yol canavarı olarak da adlandırabiliyoruz bu grubu. Sürekli farklı lokasyonlar arasında seyahat ediyorlar, sabit bir yerde durmuyorlar. Özellikle satış, sipariş toplama, teftiş ve benzeri departmanla çalışıyorlar. Ve mutlaka verimliliğini artırmak için tablet ve akıllı cihazlarını bir beraber kullanmaya çalışıyorlar. Kusura bakmayın, arada ben böyle boşluklar veriyorum. Bu boşlukların nedeni sizlerden gelen soruları da görüntülemeye çalışmak. Mümkün olduğunca sorularınızı aslında organizasyon, yani webinarımızın sonunda yanıtlamaya çalışacağım ama yine de hani böyle konuyla ilgili anlık gelen sorularınızı da yakalayabildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışıyor olacağım. Ne demiştik? Hareketli kullanıcılardan bahsetmiştik. Şimdi biraz da diğer bir çalışan kesimini oluşturan uzak çalışanlar kavramından bahsedelim. Pek çok kurumda ana ofis dışında her yerde bulunabilen çalışanlar oluyor artık. Sürekli olarak evden veya uzaktaki küçük bir şubeden çalışanlar olabiliyorlar. Bu şekilde çalışan kişiler olabiliyor kurumlarda. Ve bu kişilerde de çoğu zaman yoğun kişisel cihaz kullanımları olmakta mutlaka. Ve diğer bir çalışan grubu da tabii ki de şu an ofis içinde hareketli olan çalışanlar. Bunu tabii ki de diyorum çünkü biliyorsunuz bu IT departmanında çalışan kişiler de aslında bunun en büyük oranda içerisinde bulunuyorlar. Bunlara biz koridor canavarı da diyebiliyoruz çoğu zaman. Ve işte bu kişiler masalarından kalkıp ana ofisin çeşitli departmanlarında, çalışma alanlarında, belki üretim bölümlerinde, toplantı odaları arasında geziniyorlar ve gezinirken de aynı zamanda erişilebilir olmak istiyorlar. Farklı departmanlarla ortak projelerde çalışan pazarlama, ürün yönetimi departmanları da işte BT yanında bu tarafa, yani ofis içi gezginler bölümüne alınabilir. Şirket BT yöneticileri bu 3 gruptaki kullanıcıların rekabetten kaynaklanan değişen çalışma şartları nedeniyle sürekli kişisel cihazlarını kullanma ve şirket altyapısında bu cihazlara erişim zorunluluğunu kabul etmeleri, kuralları bu gerçeğe göre yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Amerika ve Avrupa pazarında mesela yapılan araştırmalara göre tablet sahibi çalışanların %61'i, akıllı telefon kullanan çalışanların %55'i kişisel cihazlarını BIOS kuralları dahilinde iş için kullanmakta ve verimliliklerini bu şekilde arttırmaktadırlar. Tabii ki bizler artık buna yakın rakamlardan bence söz edebiliriz artık. Çünkü pek çok kurumda artık hayatın bir parçası oldu BIOS'ta. O yüzden ben bizlere buna yakın yapılan bir çalışma olmamasına rağmen buna yakın değerler çıkacağını düşünüyorum. Peki biz karel olarak BIOS'u destekleyen işletmelerin çalışanlarına hangi faydaları sağlıyoruz? Burada biz karel kullanıcılara sunduğumuz tümleşik iletişim deneyimiyle ofis içi ve dışında kullanıcılara her yerden her an aynı kalitede iletişim deneyimini her cihazda aynı dahili numarayı kullanarak sağlıyoruz. Burada kurumlar hızla değişen ihtiyaçları göz önüne alarak iletişim kontrolünü basit arayüzler üzerinden kullanıcılara aktarıyorlar.
Biz de buna dikkat ediyoruz ve uygulamalarımızda kolay kullanılabilirliği, salih arayüzleri mutlaka hep göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz ürünlerimizi tasarlarken. Ve bir taraftan da bu kurumlara sunduğumuz uygulamaların belirti yönetimine her şeyin üstünde bir kontrol etme imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Ve çalışanları nerede olurlarsa olsunlar erişilebilir hale getirip iç ve dış müşteri memnuniyetini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bizim pek çok kavramımız var. İşte mobilite tarafına değinen çeşitli mobil uygulamalarımız var ve çeşitli o bileşenlerimiz de işte sesli mesaj gibi, fax gibi, e-posta entegrasyonlarımız gibi anlık mesajlaşma uygulamalarımız veyahut da işte dahil numaralarımızı yanınıza taşımaya yarayan uygulamalarımız da bunları mümkün olduğunca kurumlara sunmaya çalışıyoruz. Ve bunların da kurum performansına, verimliliğinde çok olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz. Biyo politikasının kurum içerisinde nasıl geliştirip uygulayacaksınız? Aslında biliyorsunuz işte bu webinarımızın konusu da bu 7 önemli noktayı içeriyordu. Şimdi bu noktalarla biyo kavramına devam etmek istiyorum. Bir tanesi bunların en başına koyduğumuz şey kurum içerisinde hangi cihazlara izin verileceğinin belirlenmesi gerekliliğidir. Bu konu aslında birkaç sene önce gayet basit ve açıktı. Çünkü işte kurum içerisinde böyle çok kurumsal diye algılanan BlackBerry cihazları vardı ve bunu sadece iş için kullanıyordu insanlar. Fakat şimdi artık iş biraz daha yaygınlaştı. Hatta BlackBerry artık biraz daha böyle arka planda kaldı ve artık yoğunlukla iOS, Android ve bazen de Windows Mobile tabanlı telefon ve tabletler kurumlarda çok geniş anlamda kullanılmaya başlandı. İşte burada artık önemli olan kendi cihazını getir derken tam olarak neyin ifade edildiğine karar vermek oldu. Hangi cihazın getirilip getirmeyeceği konusu artık kurumlara açık olmalıdır. Sadece iPhone veya iPad mi yoksa Android bir cihaz kullanılabilir mi gibi soruların yanıtlanması gerekiyor. Şimdi bu işte ilk başta konuşurken kullanıcı tarafında veya çalışanlar tarafında böyle çok kolaymış gibi düşünülüyor. Hani hangi cihazını getirirsem getirin işte destekleyeceksiniz gibi bir algı oluşuyor çalışanlarda. Fakat bazen kurumun yapısı gereği bunu sağlamak çok zor olabiliyor. O yüzden belki sade anlamda işi daha kolaylaştırmak amacıyla işte sadece bir platforma destek verilecektir gibi bir şeyi belki düşünülebilir. O yüzden buna bence ilk başta dikkat edilmesi önemli bir başlangıç noktası oluşturacaktır. Yine de pek çok kurumda bunu işte tek cihaz indirgemenin de kolay olmayacağını görüyoruz aslında. İkinci maddemiz tüm cihazlar için sıkı bir güvenlik politikası oluşturulması gerektiği ile ilgili. Kullanıcılar kişisel cihazlarına şifrelere veya kilitli ekranlara karşı çoğu zaman böyle direnç gösterirler. Bunları kullanmak istemezler ve kullanım alışkanlıklarına aykırı olduğu için bu direnç aslında gerçekleşir. Bunları içeriye ve fonksiyonlara kolay ulaşmak için bir engel olarak görüyor kullanıcılar. Fakat bu kişisel cihazların kurumsal sistem altında kullanıldığı durumlarda bence böyle bir şikayet geçerli olmamalıdır. Çünkü önemli bilgilerin olduğu bir sistemden serbestçe bilgi sızdırılmasına izin vermemek için böyle temel güvenlik taleplerinde bulunulması bence kurumların lehinedir ve de çalışanlara da bu düzgün bir şekilde aktarılırsa, çalışan ve kurum içerisindeki gibi düzgün bir şekilde bu aktarılırsa bunun çok daha net bir şekilde kabul göreceğine inanıyoruz biz. Böylece eğer kullanıcılarınız kendi cihazlarını sizin sisteminizde kullanmak istiyorlarsa her zaman için kendi cihazlarını bütünleştirilmiş karmaşık bir parola yapısını kabul etmek zorunda oluyorlar. Sizin sistem güvenliği için ihtiyacınız olan basit 4 harfli sayısal bir şifre değil, daha güçlü bir alfanumerik şifreden bahsediyoruz aslında burada. Bu şekilde kullanıcıların en azından hem esnekliği hem de güvenliği bir arada yakalamasına imkan sağlayabiliyoruz kurumlar içerisinde. Diğer bir kavram, üçüncü kavramımızsa burada önemli nokta olarak belirlediğimiz üçüncü nokta ise BIOT kapsamındaki cihazlar için açık bir destek politikası tanımlanması. Bu durum çalışanların kişisel cihazlarından kaynaklanacak soru ve sorunlarının sınırlarını anlamaları için önemlidir. Yani bu sınırları ayarlamak için aşağıdaki soruları cevaplamak aslında gerekiyor biraz. Kişisel cihazlardan ağınıza gelecek bağlantılar için desteğiniz hangi düzeyde olacak? BT temsilcileri bozuk cihazlar için ne tür bir destek sağlayacak? Kişisel cihazlarda yüklü olan uygulamalar için ne tür bir destek sağlanacak?
e-mail takvim ve diğer kişisel bilgi içeren uygulamalara erişim sorunlarında yardım konusunda bir sınırlama olacak mı? Daha önceden belirlediğiniz belirlediğiniz bir durumda kişisel uygulamadan kaynaklanan bir sorun çıktığında ne yapılacak, ne olacak? Desteğiniz aslında bir silme ve tekrar yapılandırma operasyonundan ibaret olacak. Veya çalışanlarınızın kendi telefon veya tabletleri servisteyken onlara ödünç bir cihaz vermeyi önerecek misiniz? Aslında bütün bunları, bu soruların cevaplarına dakika bir kural olarak belirleyip bunları yayınla kurum içerisinde belirlerseniz bu noktaları çok daha kuralları net olarak tanımlanmış bir operasyon olacağı için biz kurum içerisinde uygulamaların kullanımında çok daha az pürüz çıkacağını tahmin ediyoruz. Diğer önemli bir nokta da hangi uygulama ve bilginin sahibinin kim olduğunu açıklık getirilmesi. Şirketin çalışanların cihazlarıyla girdiği sunucularda saklanan kişisel bilgilerin sahibi olduğu görünüşte mantıklıdır. Fakat bu durum aslında kayıp ve çalıntı durumlarında cihazın silinmesi problemi dikkate alındığında daha sorunlu bir hale gelir. Telefon temizlendiğinde, fabrika ayarlarına döndüğünde yani kişisel fotoğraflar ve müzikler dahil geleneksel içeriğin yanında uygulamalar da silinir. Bazen bu öğeleri yerine getirmek imkansız olabiliyor örneğin. Sizin pilot politikanız cihazı silme durumunda hak iddia etme konusunda açıklık getiriyor mu? Eğer öyleyse siz çalışanlarınız için kendi içeriklerini koruma ve herhangi bir cihaz değişikliğinde kişisel bilgilerinin eski haline getirilmesi konularına rehberlik sağlıyor musunuz? Bu konulara da açıklık getirilmesi mutlaka gerekiyor ki sonrasında dediğim gibi mümkün olduğu kadar az pürüz çıksın ve kurum içerisindeki belirsizlikler ortadan kalkmış olsun. Bir diğer noktada, beşinci önemli noktamızda hangi uygulamalara izin verileceği, hangilerinin yasaklanacağına karar verilmesi. Bu kurumsal ya da kişisel olsun çalışma ortamınıza bağlanacak herhangi bir cihaz için geçerlidir. Bu konudaki önemli hususlar genel olarak sosyal medya, yedek e-posta, VPN veya diğer uzaktan erişim uygulamalarını içermektedir. Buradaki soru kullanıcıların hassas kurumsal kaynaklara erişebilecek güvenlik veya yasal risk içeren uygulamaları indirmesi, kurması ve kullanması üzerinedir. Varsayımsal olarak kötü yazılmış veya güvenlik açığı olan uygulamalar yüzünden şirketin özel bilgilerine üçüncü kişilere erişebilir. Bu nedenle buradaki bir en azından bilgilendirme kurum içerisinde faydalı olacaktır. İnsanların bu tarz uygulamaları yüklerken en azından, yani buna izin verilse dahi, bir kere daha bunun riskini düşünmesi sağlanmış olacaktır böyle bir bilgiyle. Ve bazı genel BT yönetiminin gördüğü yasaklı uygulamalarında bir şekilde kurum içerisinde paylaşılarak bunların kullanılmasına izin verilmediğini belirtilmesi de güvenlik anlamında olumlu olacaktır. Altıncı maddemiz, BIOT planınızda kullanım politikanızı entegre etmeniz. Kişisel cihazların VPN bağlantısına imkan verilmesi, hangi aktivitelere izin verilip veya hangilerine verilmeyeceği şüphelerini de ortaya çıkıyor. Çünkü artık bu noktada kurum çalışanları VPN bağlantısını kurduktan sonra bütün ağ trafiğinden de aslında bir nevi mutlaka kurum sorumlu olmaya başlıyor. Ve burada nelere izin verileceğinin limitlerinin, tanımlarının konması gerekiyor. Örneğin bir iPhone üzerinden VPN tünel kurarak ve çalışanların bunun üzerinden Facebook'a bağlanması bir ihlal midir noktasına bir cevap verilmesi gerekiyor. Bunun gibi çalışanlarınız kendi cihazlarının VPN'inden sakıncalı web sitelerine erişmesi halinde ne yapılacak? Bunun mutlaka kuralların belirlenmesi gerekiyor. Çalışanlarınız kendi kişisel cihazlarını kullanarak ağınız üzerinden isteyerek veya istemeden uygunsuz öğe iletimi durumunda ne olur? Bu tür bir olayda yaptırım nedir? Bunların belirlenmesi gerekiyor. Bunun gibi aynı şekilde ne tür görüntüleme stratejileri ve araçları bu tür politikaların uygulanması için kullanılabilir sorusunun aslında genel olarak cevaplanması gerekiyor. Ve bu alanda bu kuralları düzenlemek için hangi haklara sahipsiniz sorusu da aslında bir şekilde bu politikanın içerisinde göz önünde bulundurulması gereken bir nokta. Ve son nokta, yedinci önemli nokta olarak tanımladığımız şey ise çalışanların sistemden çıkış stratejisini kurmamız gerekliliği. Çünkü biliyorsunuz bu BIOT kavramı sayesinde kurum çalışanları her yerden aslında ofisle ilgili, daha doğrusu kurumla ilgili pek çok önemli veriye ulaşabilme yeteneği kazanıyorlar. Ve eğer ki bu kişi kurumdan ayrılırsa, yani ayrılması, bir kişinin ayrılması gündeme geldiği zaman buradaki
stratejinizin ne olduğu çok önemli. Çünkü çok ciddi bir güvenlik açığı bu yaratabilir ve önemli bilgilerinizi kaybetmeniz söz konusu olabilir. Bu nedenle build platformumuzda çalışanların şirketten ayrılığında neler yapması gerektiğini mutlaka belirlemeliyiz. E-mail, veri ve diğer özel uygulamalarla birlikte bu bilgilere erişilmesini nasıl engelleyeceksiniz? Bunun için bazı şirketleri e-mail ve senkronizasyonu devre dışı bırakırken güvenlik bilinci daha fazla olan şirketlerde zorunlu çıkış stratejisi olarak build cihazını silmeyi tercih ediyor. Fakat bu silme yönteminin kullanılabilmesi için de kullanıcının kişisel fotoğraflarını ve kendisinin satın aldığı uygulamaların geri yüklenebilmesi gerekiyor. Buna göre bir yöntem geliştirmek de tabii ki çok daha fazla bir güvenlik sağlıyor. Sonuçta kurum içerisindeki pek çok kişi, pek çok kurum kişi kurumdan ayrıldığı zaman mevcut e-maillerini bile artık görmemesini ve bunların kurum makinelerinde saklanmasını bir güvenlik sistemi olarak, bir güvenlik zafiyeti oluşturmaması adına mutlaka düşünüyorlar. Pek çok kurumunda bunu göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyoruz bizler de. Genel olarak sunum tarafını biraz böyle hızlıca üzerinden geçtim. Sizlerin de fazla vaktini almak istemiyorum çünkü. 7 maddeniz burada sona erdi. Sizlerin de böyle konuyla ilgili, biyot kavramıyla ilgili sorularınız varsa bu noktada elimizden geldiğince bilgi dağarcığımıza girdiği düzeyde sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Bu noktada sorularınız varsa şimdi alabilirim. Ara ara farkındayım böyle sesle ilgili problemler olduğunu. Umarım sizleri çok etkilememiştir. Bunların bazıları bizim bağlantımızla ilgili olabileceği gibi bazen de sizin taraftaki network yoğunluğu da veyahut da erişim problemi de bu tarz erişim sıkıntıları yaratabiliyor. Bununla ilgili sorular alıyorum zaman zaman ama kusura bakmayın bu konuda böyle anlık kesintiler olduysa mümkün olduğunca sorularınızla bunu telafi etmeye çalışacağım. Burada bir soru gelmiş. Ofis dışı mobil uygulamalarında kullanılan bazı özel uygulamaların, programların cihazların pil tüketiminde etkisinden bahsedilmiş. Bununla ilgili bir çözümler neler tavsiye edilebilir diye bir sorudan bahsedilmiş. Burada aslında kullanılan bazı programlar mutlaka ek yük getirecektir mobil cihazlarınıza. Çünkü her şeyden önce örneğin bir mail kullanımı mutlaka sürekli arka tarafta bir senkronizasyon gerektirdiği için veyahut da işte mailleri okumanız ve yazmanız durumunda ekran ve de işlemci kullanımına neden olduğu için mutlaka bir şekilde bir performans ve pil kaybına neden olacaktır. Aynı şekilde bizim uygulamalarınızdan çok fazla kullanılan Karel Mobil uygulaması örneğin dahil numaranızı ve mesajlaşma gibi yetenekleri beraberinize taşımanıza yarayan uygulamamız da bir miktar pil tüketimi yapabilecektir. Yalnız bununla ilgili de bizim pek çok konfigürasyon sırasında kurumlara tavsiye ettiğimiz şey var. Bunların en önemlisi mesela kullanılan bu Karel Mobil cihazı ise örneğin arka taraftaki iletişiminin yani sunucuyla iletişiminin UDP dışında bir protokolle yapılması yani TCP veya TLS ile yapılmasını biz kurumlara tavsiye ediyoruz. Uygulamalarımız yani iletişim uygulamalarımız zaten bu protokolleri destekliyorlar. Yalnız standart protokol genelde UDP olduğu için bunlar konfigürasyon tarafında bazen atlanabiliyor veyahut da işte mobil cihazlarda dediğim gibi UDP kullanımı söz konusu olabiliyor. Bu durumda işte mutlaka cihazınızın pil sarkıtına bunun olumsuz bir etkisi olacaktır. Veya bunun gibi yine bahsedebileceğim bu Karel Mobil uygulamasında kayıt süresiyle ilgili bir parametre var. Bu kayıt süresi parametresi de aslında pil tüketiminde yine önemli bir etken. Çünkü buradaki süre değeri ne kadar aralıklıysa yani ne kadar yüksek bir değerse uygulama arka planda boştayken o kadar seyrek bir şekilde sunucuyla iletişim kuracaktır. Ve bu da tabii ki de cihazın piline olumlu bir katkı sağlayacaktır. Yalnız tabii ki öyleyse neden maksimum bir değere girmiyoruz diye sorarsanız ama öyle bir şey de mümkün olmuyor çünkü sizin bağlantınız zaman zaman değişmeler gösteriyor. İşte 3G içerisinde siz bir yerden bir yere gidiyorsunuz, bağlantınız kopuyor, geliyor vesaire gibi noktalarda sunucunun mutlaka size iletişimini sınaması gerekiyor. Bu amaçla da işte bu arka plandaki kayıt değeri mutlaka belirli aralıklarla sistemle konuşması gereken bir şey. Ama dediğim gibi ilk söylediğim parametre de aslında çok önemli ve daha çok atlanan bir parametre. Mutlaka iletişim tipinizin TCP veya TLS olmasını sağlamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum bu Karel Mobil uygulamasında. Bu sayede ne olacaktır? Cihaz uyku modundayken yani uygulamayı arka planda uyku modunda bırakırken de çalışmaya devam edebilecektir. Bu da ciddi bir performans ve aynı şekilde pil tasarrufu sağlıyor. Örneğin
bildiğim kadarıyla ben de dediğim gibi bazen bu konularda bilgi eksikliği olabiliyor ama bildiğim kadarıyla örneğin iOS cihazlarda yani iPhone ve iPad'lerinizde UDP protokolünü kullanan uygulamalar tam uyku modunda geçemiyorlar. Ve arka planda yavaş yavaş bunlar çalıştıkları için sürekli bir işlemci tüketimi ve pil tüketimi oluyor. Bunun olumsuz bir etkisi oluyor. Dediğim gibi bunun önüne geçmek için TCP'yi kullanmanız veya TLS'i kullanmanız çok kolay şekilde ürünler zaten destekleniyor. Bunları kullanmanız durumunda pil kullanımınızda bir avantaj olacaktır. Aslında bu ikinci söylediğim madde yani senkronizasyonla ilgili madde hani ne kadar zamanda bir kayıt yenileyeceğiyle ilgili madde aslında e-posta uygulamanız için de geçerli. Hemen hemen hepimiz cep telefonumuzda veya da tabletimizde mail kurumsal e-postalarımıza ulaşmamız gerekiyor ve bunun ayarlarına da bakarsanız aslında orada da bir senkronizasyon periyodu görürsünüz. Eğer ki pil tüketimiyle ilgili bir kaygınız varsa bu süreyi örneğin 5 dakikada 15 dakikada bir yapmanız yerine saatte bir yaparsanız ciddi bir pil tasarrufu sağlarsınız. Ama pek çok kişi için de bu mümkün olmuyor. Çünkü işte bir saatte yani bir kendisi maillerine yeni gelen maillerden haberi olmaması ciddi bir zaman kaybına yaratıyor kurumlarda insanları. Bu nedenle hani bunu çok fazla oynamak da mümkün olmuyor ama en azından bir 15 dakika süresini kullanmak cihazınızın pilinin günü kurtarması anlamında işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanında hani bazen de öyle bir şey var ki bu pil tüketimi konusu çok uzun bir konu aslında. Çünkü pek çok akıllı cihazda özellikle cep telefonları günümüzde böyle pilin gününü çıkarmasıyla ilgili hareketli kullanıcılar ciddi sorun yaşıyorlar. Bazen bu nedenle işte bazı uygulamaların kullanımını mecburen dediğim gibi bu şekilde değerleri düşürmek veya kullanımını engellenmesi gibi şeyler ortaya çıkabiliyor ama artık hani bununla ilgili de biraz böyle sadece kurumsal değil her alanda bu sorun yarattığı için çalışanlar biliyorsunuz power bank tipi işte pil makine pil cihazlarını çantalarına taşıyorlar ve şarjları bitmeye yakın bir şekilde bağlantı imkanları yani şarj etme imkanları bulunmuyorsa yani elektrik imkanı bulunmuyorsa erişim imkanı bulunmuyorsa bu cihazlarla da uygulamalarını cihazlarını bazen şarj edebiliyorlar. Yine ses sorunları ile ilgili problemler bazen gelmiş. Dediğim gibi bunlar bazen bizden de kaynaklanmıyor olabiliyor. Mecburen erişimle ilgili sorunlarınız durumunda sorularınız olursa ben aradaki boşluğu doldurmaya çalışırım. Bir başka soru gelmiş. Cihazların ortak standardının sağlanması için işveren tüm çalışanlarına aynı özelliklere sahip cihaz alabilir mi diye sormuş. Aslında bizim de maddelerimizden birisi buydu. Bu bazen gerçekten de çalışanlara cihaz almak değil de cihaz tavsiye etme şeklinde olabiliyor. Mesela bu dediğiniz de aslında söz konusu. Bazı pek çok projede biz de görüyoruz ki pek çok kurum gerçekten de bir cihazı işte bir tablet uygulama, bir tableti veyahut da bir akıllı telefonu belirleyip bunu çalışanlarına bunu kullanacaksınız şeklinde verebiliyor. Bu gerçekten de kullanılabilen bir yöntem ama dezavantajı nedir? Birincisi bazen kullanıcıların birden fazla cihaz taşıması söz konusu oluyor. Yani bir tane kişisel cihazım var onu da kullanmam gerekiyor diyebiliyorlar. Bir diğer avantajı da tabii dezavantajı da tabii ki maliyeti. Yani sizin her kişiye yeni bir cihaz vermeniz gerekiyor. Bunun maliyetiyle ilgili bir dezavantaj ortaya çıkabiliyor. Bazen de bunu kurumlar aslında departman bazı düşünüyorlar. İşte mobil çalışan kişiler işte satış ekibindekiler olabilir veya da işte destek ekibindeki olabilir. Bunların sürekli kullanması gereken bazı uygulamalar da olduğu için bir kısım departmana da böyle bir cihaz alıp verme gibi bir şey düşünülebiliyor. Veyahut da dediğim gibi aslında bazılarında şunu da görüyoruz biz kurumsal bazı biraz daha zor bulunduğu uygulanması kurumlar diyorlar ki sadece işte iOS'ta çalışan bazı uygulamalarımız olması nedeniyle kurum içerisinde iPhone veyahut da iPad kullanımına biz destek vereceğiz. Bunun dışındaki uygulamaları cihazların işte Windows Mobile olsun, Android olsun maalesef desteğini veremiyoruz gibi bir yaklaşımda söz konusu olabiliyor. Ama dediğim gibi bununla ilgili çoğu zaman büyük tepki alınıyor kurumlar içerisinde. Hangi birini kabul etseniz diğeriyle ilgili mutlaka bir kullanım isteği talebi oluşuyor. Sanıyorum başka soru yok. Başka sorunuz yoksa dediğim gibi burada sunumumuzu sona erdiriyorum. Bana tekrar sizinle paylaşıyorum. Ekranda görebilirsiniz. onur.risk@karel.com.tr adresinden mailiyle ulaşabilirsiniz. Veyahut da aşağıdaki sosyal medya erişim imkanlarını kullanarak da Karel'e her zaman ulaşabilirsiniz ve bizi takip edebilirsiniz. Bizi takip etmeniz konusunda da bunu size tavsiye ediyoruz. Pek çok yenilikleri buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bu sunumu da sizlerle yaptığımız bu
webinarı da paylaşacağız yine bu ortamlar üzerinden. Herkese iyi çalışmalar ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.